Kimi zaman iş yerinde, kimi zaman da evlerde yaşanan elektrik çarpılmalarına maruz kalanlar ya hayatlarını kaybediyor ya da vücutlarında kalıcı izler kalabiliyor. Elektrik çarpmalarının temel sebebi tedbirsizlik ve anlamadığımız bu tehlikeli duruma rağmen uğraş vermek. Geçtiğimiz günlerde iş yerindeki elektrikle uğraşan Uğur Bitim, elektrik akımına kapılarak son anda ölümden dönmüştü. Dedim şu lambanın ipini bir bağlayayım. Bir şey de yok yani yaptığım yerde. İpe çıktım, biri bağladım, ikiyi bağladım, cır çekiyorum. Tabii merdivenin son tarafına çıktım, iki elimle tuttum, elimin tekini salacak. İki elimi tutmamdan orada da dağıtıcı yer varmış. Benim ihmalkarlığım vardı. Bilemedim onun içinde dağıtıcı falan olacağını. Avuçlamamla beraber bir çarpmaya başladı. Zaten gözlerim karardı. 3 dakika falan sürdü. Elektrik ve elektronik mühendisi Recep Yıldırım, en çok karşılaşılan elektrik kazalarının bilinçsiz kişilerin müdahale etmesi nedeniyle yaşandığını dile getirdi. Elektrikle ilgili gerekli bilgi donanıma sahip olmayan, yetkin olmayan kişilerin kesinlikle müdahale etmemesi gerekir. Onun dışında elektrik tesisatının yılda belli zamanlarda periyodik kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bu periyodik test ve kontrollerin yaptırmaları gerekiyor. Çünkü bu kontroller sırasında işte topraklamanın işlevinin yapmadığı, beslemenin otomatikman kesilmesinin işlevinin yapmadığı bu testler de belli oluyor. Bunları yaptırmaları gerekiyor. Onun dışında müdahale edecek kişinin kişisel koruyucu donanımlarını mutlaka takması gerekiyor. İşte yalıtkan ayakkabıdır, elinde izole eldivendir. Müdahale edeceği yerde enerjinin olup olmadığını görmesi gerekiyor, kontrol etmesi gerekiyor. Kontrol etmeden kesinlikle müdahale etmemesi gerekiyor. Panoda da veya enerjinin kesildiği yerde de ondan habersiz birisinin enerjiyi vermemesi için gerekli önlemleri alması gerekiyor.